Mutlu Günler Efendim programımıza hoş geldiniz. Her perşembe olduğu gibi tabii ki bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk. Hocam nasılsınız? Ne demek hocam? İyi yani, selamlar. Ha. İyi hocam, gene bir şıkız. He? Şıksınız. Şu bizim alamet-i farikamız sabah ya, sen de öyle. Evet, ben bugün böyle tranj yaptım kendime. Gerçi renklerimiz pek uyumadı ama siyah belki. Ya belki biraz diyeyim, ayakkabı sizin ceketle uyuyor olabilir falan, öyle bir şey olabilir. Ama yani uyumamıza gerek de yok hocam, kıyafetlerde çok şık olmuşsunuz. Saat iyi değil mi? Yo, bu saat çok eski. Onu bilmem, ilk defa takıyorsunuz ama şimdi şöyle bir gözüme ilişti yani. Güzel bir saat, evet. Hocam bu yüzüğün şeyi nedir? Olayı yani hiç çıkartmıyorsunuz. Yaklaşık ya 9 ay falan belki hiç çıkartmadınız. Evet. Yani ki siz çok dikkat ediyorsunuz. Kıyafetinize uymasa bile takıyorsunuz onu. Evet, yani her kıyafeti şimdi de yüzük mü giydireceğim? Şimdi bu 30 35 senelik bir yüzük. Bunu Kapalı Çarşı'dan yaptırdım mı, aldım mı? Bu akik, Necef akiği. Bu da gümüş. Ve enteresandır. Bakın 35 yıl bu parmağımda. Hiçbir problem. 35 yıldır mı? 35 yıl. Yani ya ben zannettim ki sizin asistanlık zamanımda kesin biliyorum. Bu yıllarca böyle yaptı. Sonra ameliyattan sonra taktım bunu yani. Akik, ne bileyim ben. Ha, öyle bir şekilde inandınız ve takmaya yani başladınız. Ne güzel. İnandıkla ilgisi de yok işte, taktık. İyi yapmışsınız hocam. Hocam Abese suresinde kaldık. İsterseniz başlayalım. Hı hı. Abese suresini okumaya. Ben okuyayım. Bugünkü bu güzel sesimle. Nezili nezili. Değilim ama geçti, iyileştim. Başlayayım hocam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Yanına kör adam geldi diye. Şimdi bunun bir iniş sebebi var bu ayetlerin. Bir hikayesi, anekdot olarak onu anlatayım. Şimdi Hazreti Peygamber bu Mekke oligarşisinin kodamanlarıyla zaman zaman koyuyor. Onlara İslam'ı anlatıyor. Hatta bazen onlara yemekler veriyor. Mesela Ebu Cehil, Mekke şirkinin başı. Hazreti Peygamber evinde defalarca ona sofra kurmuştur, Hazreti Hatice eşi. İslam'ı anlatıyor çünkü çok etkili bir adam. O kadar etkili ki Peygamberimizin duası var. Bu Ebu Cehil'i veya Ömer'i, Ömer de onun yeğenidir, İslam'a kazandır çünkü çok güçlü ikisi de. Yine böyle bir gün bu oligarşinin önemli adamlarına İslam'ı anlatıyor. O arada sahabeden bu Abdullah İbni Ümmi Mektum, çok meşhurdur bu hadise, içeri girmiş. Gözleri görmediği için girer girmez Hazreti Peygamber'e hitaben, beni irşad et, bana bir şeyler anlat ey Tanrı elçisi filan demiş. Hazreti Peygamber ona diyor ki sen şimdi dur, ben seninle sonra konuşacağım, şimdi meşgulüm. Çünkü o adamlar orada ve o adamlar bu Abdullah İbni Ümmü Mektum gibilerle bir yerde olmayı istemezler. Ve peygamberi uyarıyorlar. Biz geldiğimiz zaman falan falan filan, hele kölelikten gelme sahabiler, oralarda olmasın. Böyle insanlıktan nasipsiz adamlar. Şimdi Hazreti Peygamber bunu da bildiği için ve önemli bir noktada bir mesele konuşulduğu için Abdullah İbni Ümmü Mektum'u azamıyor da, yani sen hele şimdi bir dur, ben seninle sonra konuşurum diye onu susturuyor. Bir nevi azarlama manasında Cenab-ı Hak bunu anlamış. Şimdi bu sure Hazreti Peygamber'i
azarlar gibi gelen bir suredir. Ha, bakın dikkat ben edin. Ben de onu anlamaya çalışıyordum. Tamam. Burada çok büyük ibretler var. Çok. Ve o günden sonra bu ayetlerin vahyedilişinden sonra Hazreti Peygamber o Abdullah İbni Ümmü Mektum geldiğinde elbisesini çıkarıyor. Sabahcığım çok dikkat et buna. Yere seriyor. Onu o elbisenin üstüne oturtuyor ve diyor ki gel. Ey kendisiyle ilgili olarak Rabbimin beni azarladığı adam. Merhaben bima atebeni Rabbi diyor. Bak Rabbimin kendiyle ilgili beni azarladığı adam. Gel şöyle otur diyor. Elbisesini serip onu oturtuyor üstüne. Şu irfana, idrake, ahlaka bakın. Bu Kur'an'ın vahyedildiği peygamber. Biz şimdi bu peygambere uymanın neresindeyiz? İki gün önce bir yazı geldi. Şeyden okudum. Sünnetle ilgili yazmış vatandaşın biri. Şimdi bakın sünnet 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 bana da sataşıyor orada. Diyor ki işte İslam dünyasının orasında burasında sünneti dışlayanlar var. Türkiye'de de bu işin başını Yaşar Nuri çeker. Ya Allah'tan kork. Ben senin 20 tırnağınla Allah'ın huzurunda yakana yapışacağım. Bunu ben affetmem. Ya benim kitaplarımın bir kısmının adı Kur'an ve sünnete göre diye. Mesela Kur'an ve sünnete göre tasavvuf. Ya sünneti dışlamak ne demek? Yani bir adam Hazreti Muhammed'e peygamberim diyecek de sonra da onun uygulamalarını ve sözlerini dışlayacak. İmam-ı Azam'a yaptıkları zulüm buydu sabahcığım. İmam-ı Azam peygambere isnat edilmiş yalanlara karşı çıktıkça onu sünneti dışlıyor, peygamberin sözlerini dışlıyor, peygamberi dışlıyor, peygamberin hadislerine hezeyan diyor. Bak 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 ben bu kitabı niye yazdım? Bunu yazdım. Tabii İmam-ı Azam'ın üstü örtülen şahsiyetini ama bir şey daha var. İmam-ı Azam'la benim kader birliğim var. Gördüm ki noktası virgülüne kadar İmam-ı Azam'a yapılan iftira ve ithamlar aynen bana da yapıldı. Bunu ben elbette ki değerlendireceğim. Şimdi İmam-ı Azam İslam dünyasının kutsalı, İslam fıkhının kurucusu. İlmi yüksek fıkıh herkes ondan öğrendi diyorlardı. Arkadan İmam-ı Azam'ı en ağır şekilde sövüyorlardı. Müşrik diyen var, Yahudi diyen var. İmansız öldü diyen çok. İmam-ı Azam'dan 106 sene sonra ölmüş Buhari imansız öldü diyenlerin içinde. Deccal diyen var. İslam'ı yıkmak için İslam'a sokuldu diyen var. Arap değil ya. Ve Arabizmi eleştiriyor ya, Arapları eleştiriyor ya, Emevileri eleştiriyor ya, onların zulmüne karşı çıkmayı dinin en önemli emri diye veriyor ya, bitti. Bitti. Sonra oldu İmam-ı Azam, en büyük önder. Amenna, hakikaten en büyük önder İslam fıkhında. Peki yaşarken neler yaptınız? Yaşarken neler yaptınız? Şimdi bize yaptıklarını yaptılar. Ya düşünün adam diyor ki sünneti bunlar dışlıyor. Bana 70'e yaklaşan kitaplarımdan bir tane göstersin biri. Hatta her sayfasında bir biçimde sünnete atıf yoktur. Ya insanda azıcık utanmak diye bir şey olur. Ya bunun hesabını burada olmasa bir yerde vereceksiniz. Eğer inanıyorsanız Allah'a. İnanmıyorsan zaten senin konuşmanla köpek havlamasının bir farkı yok benim için. Ama eğer sende iyiye bir şey varsa bu hesabı vereceksin. Şimdi ben İslam nasıl yozlaştırıldığı yazdım. Batı dillerine de tercüme edilmiş kitaplarımdan biridir. Ana kitaplarımdan biri işte orada, kocaman kitap. İslam nasıl yozlaştırıldı?
Ya okuyun. İslam'ın nasıl yozlaştırıldığını anlatıyorum. Hurafelere ve peygamberimize yapılan yalan istatlara karşı çıkıyorum ama yüzlerce hadise atıf vardır orada. Yani ben şimdi peygamber dedi ki diyen herkesin sözünü peygamberin hadisi kabul edeceğim. Bunu diyorlar. Etmezsen biz de seni peygamberin hadislerine karşı çıktı ilan ederiz. İmam-ı Azam'a yaptıkları aynen buydu. Aynen milimi milimine. İmam-ı Azam diyor ki ya ne alakası var? Peygamberin ağzından çıktığını tespit ettiğimiz sözü başımızın gözümüzün üstünde yeri var. Hayır diyorlar. Sen peygamberimiz dedi lafı varsa başında bunları kabul edeceksin. Hayır ben etmem diyor bunları kabul etmem. Yalanla gerçeği birbirinden ayıracağız. Peygambere isnat edemeyiz. Bunların bir kısmı yalan. Çoğu yalan. İmam-ı Azam Hazreti Peygamber'den 150 sene sonra ölmüş bir insan. Düşünün bakın aradan 1300 sene daha geçmiş. Şimdi o gün İmam-ı Azam'a yaptıklarını bugün bize yapıyorlar. Adam diyor ki bunlar sünnete karşı. Haşa. Haşa. Bunun hesabını senden elbette bir gün soracağım ben. Kim seni bu işe koşuyor? Kim seni bu işte görevlendiriyor? Senin derdin ne? Tabii ki ben onun derdini biliyorum. Burada çoğunu telaffuz etmiyorum. Ha şunu öğren. Bu babamın benim için kullandığı bir tabirdir. Sen 300 kilometre süratle giden bir trene benzersin. Sana sataşanlar da o trenin arkasından bağıran köpeklere. Sen o bağırmalara takılarak treni durdurma. Ha bunu bilsin herkes. Bunu bilsin ama bu hesabın bir görüleceği yer olacak. İşte İmam-ı Azam ortada. Yarın bizi de yakında putlaştırırlar. Yakın derken tarih için 100 sene, 200 sene çok uzak zaman değildir. Hiç bu Allah'ın emri gibi. Hepsi öyle olmuştur. Ama bugün zulme maruz kalıyoruz. Bunlar sonra da alınlarını secdeye koyuyorlar. Ya sizin Hakk'a saygınız yok mu Hakk'a? Açıkça yalan ve iftira üzerinde olduğunuzu biliyorsunuz. Bunu bilmemeniz mümkün değil. Benim kitaplarım ortada. Sonra bu halkı eşek yerine mi koyuyorsunuz? Bu halk okuyor beni. Kamyonlarla benim kitaplarım okunuyor. Okuyor, görüyor ve size küfrediyorlar akşama kadar. Çünkü yalan söylediğiniz belli. Bakın. Ben 9 yaşında Kur'an'ı ezberlemiş bir adamım. Babamın dizinin dibinde. En büyük hocam babam. Şimdi bu ülkede neyi yaşadık? Yıllar önce en büyük şehirlerden birinin müftüsü. Ben gene böyle yazıp çiziyorum. İlk hani tabiri caizse parladığım zaman. Adam kürsüye biniyor. Koca şehrin müftüsü. Diyor ki bu artist kılıklı adamın önüne eline Kur'an'ı verin ters tutar. Yani ben bırakın Arapçayı, İslam ilimlerini, şunu bunu bilmeyi. Ben Kur'an alfabesini bile bilmem. Kur'an'ı elime verseniz ters tutarım. Bir gün Eskişehir'de konferans veriyorum. Gece. Lebalep dolu bir salon. Konferansın heyecanlı bir yerinde ortalarda bir feryat koptu dinleyenlerin içinden. Kalktı adam ağlamaklı bir sesle. Hocam hakkını bize helal et dedi. Ya tamam dedim şimdi konferansın ahengini bozma. Helal olsun otur yerine. Ben bu lafı çok duyuyorum çünkü hakkını bize helal et. Biz seni yanlış anladık falan. Sonra adam dışarıda orayı uzatmayayım geldi anlattı derdini. Dedi ki ben filan şehrin müftüsünü dinledim. Kürsüden dedi tepine tepine şunu söyledi. Bu adamın eline Kur'an'ı verseniz ters tutar. Şimdi dedi ben konferansta saydım 30'u aşkın Kur'an ayetini orijinal metninden, Kur'an'dan ezbere okudum ve manalarını verdim. Bu adam için bu sözü bir müftü nasıl söyler?
bakar mısınız? Şimdi bereket, onu artık diyemiyorlar. Efendim ilmi var ama ilminden sonra sünneti dışladı, kafir oldu diyen var. Müteşabih meseleler asırlarca İslam uleması tartışmış. Özellikle Gazali'den beri haşr-ı etsat meselesi. Adam diyor ki o haşr-ı etsatta şöyle düşündü, kafir oldu. Allah'lık iddia ediyor adam, Allah'ın vereceği bir hükmü kendi veriyor. Ben öyle bir iddiada bulunamam. Ama senin Maun suresini binlerce defa ihlal ettiğin için şirk sınırlarında dolaştığını bilirim, hüküm veremem. Bir de beyefendi, sen yargının seni hangi suçlardan yargıladığını hatırla. Dünyanın en yüz kızartıcı, en utanç verici suçlarından yargılanıyorsun. Bir tanesini söyleyeyim, uluslararası kadın ticareti. Sen hala Cebraillik, Allah'lık mı yapıyorsun oralarda? Utan. Utan, susman lazım. Yapacağın tek şey bu. İnsan insanın aynasıdır. O dediğini ben sana iade ediyorum. Zaten benim vücut aynamda kendini görmüşsün. Bayezid-i Bistamiye, İslam'ın büyük irfan anıtlarından biri, bir gün bir Yahudi geliyor, diyor ki, ya ben seni diyor sürekli rüyamda domuz şeklinde görüyorum. Bayezid gülüyor. Rüyan aynıyla haktır ve gerçektir diyor. Nasıl? Benim vücut aynamda kendini seyretmişsin. Şimdi bu Engizisyon papazı kalıntısı. Mahluk da benim vücut aynamda kendini seyretmiş. Bu konuya daha sonra girsek bence daha iyi olacak. Efendim geldi girdik, daha girmeyelim artık. Bitti. Hayır bence geldi girdik. Çıkalım gidelim. Yani. Çıkalım kimse gelmedi, siz getirdiniz bir kere. Sonra ben getireceğim, o zaman siz girin, tamam peki mı? Şimdi ben kaldı daha hocam, bismillah, iki tane ayet. Şimdi demek ki hocam bir dakika siz susun, ben ayeti okuyayım ha artık. Yok, sana atacağım. Bana ne atıyorsun? Topu. Abdullah İbni Ümmü Mektum'u küçük azarlama bile denemeyecek şekilde, sen şöyle otur şimdi burada önemli bir mesele konuşuyoruz, seninle sonra konuşurum dediği için böyle bir azarlama geliyor. O zaman ben birinci ayetten tekrar başlıyorum. Evet. Yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Yanına kör adam geldi diye. Nereden bilsin? Belki de o arınıp temizlenecek. Belki de düşüp... Bilsin değil, bilsin dersen... Nereden bilirsin ha? Ha nereden? Nereden bilirsin? Bak azarlama başladı. Cenab-ı Hak şimdi Resul-i Ekrem'i azarlıyor. Nereden bilirsin? Belki de o arınıp temizlenecek. Belki de düşünüp taşınacak da öğüt kendisine yarayacak. O kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görene gelince ki sen ona yöneliyorsun. Mekke kodamanları. Hani Abdullah'ı onlar için susturdu ya, şimdi önemli bir mesele konuşuyor. Kim onlar diyor ya, onlardan hayır geleceğini nereden biliyorsun? Sen o samimi adama bak diyor. O diyor. Bak, burada çok derin hikmetler ve büyük mesajlar var. Hocam onları anlatsanız. Anlatıyoruz işte. Evet. Ki sen ona yöneliyorsun dedim. Sana ne onun arınmasından? O koşarak sana gelen var ya, ha, odur içinde ürperti düşen. İşte. Şimdi yal nerede fazla varsa oraya gidiyor millet. Nelerde fazla? Yal. Yal. Bu yalcılara ben 30 yıldır diyorum ki bakın şunu unutmayın. Para, parayı ilah yapmayın. Parayı ilah yaparsanız hiç kazanamazsınız onu. Paraya, para evet önemlidir, değerlidir ama onu Allah'la yan yana geldiği zaman ikinci, üçüncü sıraya atın. O zaman para gelir size. Yeteri kadar geldi mi de Allah'a şükredin, oturun yerinize, kudurmayın. Yala gitmeyin çünkü para insanı yoksulluktan kurtarır, eşeklikten kurtarmaz. Siz parası olanlara niye kul köle oluyorsunuz? Niye oluyorsunuz? Bunlar yoksulluktan kurtulmuş ama başka kurtuldukları bir şey yok. Bunlara niye siz paraları var diye temenni ediyorsunuz? Horlayın, ezin bunları. Adam olsunlar.
Hayır yok. Parayla Allah yan yana geldi mi parayı tercih ediyorlar. Dinciliğin bütün piyasa simsarları böyledir. Aksi olamaz. Aksi olamaz, Müslümanların durumu ortada. Sen bana ne dersen de durum ortada, tablo ortada. Fenomen ortada, vaka ortada. Vaka parmağını gözüne sokuyor. Şimdi burada bakın Hazreti Peygamber'i, Hazreti Peygamber Mekke oligarşisinin kodamanlarına niye orada itibar ediyor? İslam'a bir şey sağlasın diye. Kim? Hazreti Peygamber. O bile azarlanıyor. Sen o gönlü tertemiz, o gariban adama bak diyor. Orada güç o güçsüzlerin yüreğinde, orada iş. Sen ona bak, uzun vadeli düşün. Ama Abdullah İbni Mektum olacak. Yani yoksul, zavallı diye herkes temiz adam demek değildir. Nice yoksullar vardır ki firavunluğun içinde taşıyor. Yüreği Abdullah İbni Mektum yüreği olacak. O zaman onu baş tacı edeceksiniz. Burada bunun dersi veriliyor. Devam et. Sen ona aldırmazlık ediyorsun. Hayır, bak, hiç... bak eviriyor, çeviriyor. Sabahcığım bakar mısın kaç ayet oldu ya? Kim azarlanıyor burada? Peygamberimiz. Mahved-i Kur'an olan Hazreti Muhammed bu. Allah Allah. Şuna bakar mısınız? Evet. Hayır, hiç de öyle değil. O bir düşündürücüdür. Dileyen onu düşünüp öğüt alır. Kur'an diyor bir düşüncü, tezkire. Kella inneha tezkiratun. Sen diyor içinde ürperti olana yönel, ona hitap et, söyle. Bundan nasiplemeyecek adamlarla ne uğraşıyorsun? Bir yerde de diyor ki Hazreti Peygamber'e, o gelecek. لَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Yine tatlı bir azarlamayla. Nefsini, kendini helak edercesine bunlar niye iman etmiyorlar diye çırpınıyorsun. Yapma bunu diyor. Yapma. Sen işini yap, gerisini bize bırak. Kutsanan bereketli sayfalardadır o, yüceltilen Kur'an. Tertemiz sayfalarda, yazıcıların ellerinde, ak pak mübarek yazıcıların. Burada neden bahsediyor hocam? Yani levh-i mahfuzda Kur'an'ı tedbir eden meleklere atıf yapıyor. Kur'an-ı Kerim levh-i mahfuzdan dünyaya geliyor ya. Orada melekler aracılığıyla ve nihayet Cebrail Hazreti Peygamber'e getirip vahyediyor bunu. Onu anlatıyor. Şimdi bu Kur'an diyor, temiz ruhlu, ezel nasibi olan temiz ruhlu insanlara bir hitaptır ve onların öğüt alması esastır. Kalbi mühürlenmiş, kararmış, ilahi hitaba bütün kapıları kapanmış adamla meşgul olacağına, bu kalbi açık, kalp gözü açık insanlara, bunlarla meşgul ol, bunlara diyor hitap et. O kodamanmış, oymuş, buymuş, geç bunları. Sen horlanıp ezilenlere git. Cenab-ı Hak bütün büyük oluşları onların içinden çıkarıyor. Oradadır iş. Kahrolası insan ne kadar da nankördür. Hangi şeyden yarattı onu? Bir spermden yarattı. Şimdi döndü. İnsanın nankörlüğüne temel vasfıdır. Kefur sıfatlarından biridir insanın. Çok nankör. Şimdi ona döndü.
şu insana bak diyor. Şu bugünkü donanımına bak, bir de nereden geldiğine bak. Bir spermden yarattı onu, ölçülendirip biçimlendirdi onu. Hı. Sonra yolu kolaylaştırdı ona, sonra öldürdü onu, kabre koydurdu onu. Sonra dilediği zaman diriltip ortaya çıkardı onu. Hayır hayır, o onun kendisine emrettiği hiç emrettiğini hiç yerine getirmedi. Bak bak bak, insanın yaptığına bak. Bakar mısın? Hadi, hadi bakıversin insan kendi yiyeceğine. Biz suyu döktük de döktük. Bir kendine baksın, bir de yediğine, içtiğine, yaşadığına, çiğnediği toprağa, nefes aldığı ortama, suya, çiçeğe, bir de tabiata baksın. Bu donanım, bu nedir? Hani bunun üzerinde düşünsün. Bir avuç çamur. Şimdi çamura ekiyorsun. Aynı çamur. Şimdi ben bahçede bazen oturuyorum. Pencereden bahçeye bakıyorum. Çeşitli bitkiler var orada. Sebzeler var. Ey kudret sahibi. Aynı toprak. Biber acı. Tatlısı da var. Domates bir tatta, patlıcan başka bir tatta, roka başka bir tatta, marul başka bir tatta. Aynı çamurun içinde renklere bakıyorum. Gül, o kızıl, o beyaz, o siyaha yakın, o pembe. Şimdi ben bahçeye suni gübre ve ilaç asla sokmadığım için benim bahçenin gülleri kokuyor. Aynı cins gülü başka yerden kes, getir, koku yok. Niye kokuyor? Suni desteklerle dejenere olmamış. Bakın, toprak görevini hakkıyla yapıyor. Müdahale ettiniz mi? Ve o da size defolu mal veriyor tabii. Şimdi 70 santim arayla aynı toprakta gül. Biri beyaz. Az bu yanda pembe. Az ötede kızıl. Az ötede siyaha. Bu nasıl iştir ya? Bu nasıl bir düzen? Nasıl bir usta bu? Bu tesadüfle falanla filanla olur mu sabah ya? Bunun arkasında nasıl bir irade, nasıl bir güç var? Ve bütün bunları bu nizam, bu ihtişam içinde var edip devam ettiren, sana hayatın hesabını sormaz diyebilir misin? Onun için ahirete inanmak Allah'a imanın ayrılmaz bir parçasıdır. Ha, ahiretle ilgili yorum müteşabihattan olduğu için getirirsin. Engizisyon papazı diyor ki, ahiretle ilgili şöyle dedi, kafir oldu. Zannetme kafir mafir olmaz kimse. Hocam benim Kur'an ayetlerini inkar etmeyen bir adam o ayetlere hangi yorumu getirirse getirsin tekfir edemezsin. Bu ehli sünnetin bütün mezheplerinin ittifak noktalarından biridir. Sen bunu bilmiyorsan yazık sana. Hocam benim ahiret biliyor da saklıyorsan bin kere yazık sana. Sen kendine bak. Ben okumaya devam edeyim. Devam et. Biz suyu döktük de döktük, sonra yeryüzünü yardık da yardık, ardından onlara daneler bitirdik. Üzümler, yoncalar, zeytinler. Onlara olmaz. Bir daha. Ardından orada. Orada daneler bitirdik. Daneler bitirdik. Üzümler, yoncalar, zeytinlikler, hurmalıklar, gür çimenli, bol ağaçlı bahçeler, meyve, otlak, sebze. Tabiata sizin ve hayvanlarınızın yararına. Şiddetle çarpanın çıkardığı korkunç ses geldiğinde bir gün ki
O kişi öz kardeşinden kaçar, öz ailesinden... Öyle bir gün olacak bu kıyamet. Kişi öz kardeşinden kaçar, öz annesinden, öz babasından, eşinden, oğullarından. O gün onlardan her kişinin kendisine yetecek bir uğraşı vardır. Yüzler vardır o gün pırıl pırıl, gülen, müjdelerle parıldayan. Ve yüzler vardır o gün toza toprağa bulanmış. Tozu toprağa da bir is bürümüştür. İşte bunlardır küfre sapanlar, kötülüğe batanlar. Şimdi bir hesap günü gelecek. Ve orada bazılarının yüzü dünyada yaptıklarının karşılığını görerek, o karşılık neyse onu orada göreceksiniz ve o sizi şekillendirecek. Pırıl pırıl. Bir kısmının da yaptıkları bir isli, katranlı, karanlık olarak yüzlerine yansıyacak. Bunu veriyor. Hocam şimdi Abesin suresini bitirdik. Şimdi başka yerlere hani götürmeden bu sureyi toparlayıp tekrar bir bize özet geçer misiniz? Bu surede temel mesaj ezilenleri, boynu bükükleri, toplumun hor gördüklerini, özellikle para ve servet sahiplerinin hor gördüklerini horlamamanın önemi. Din ne için vardır? Servet ve refahı elinde tutanlar zaten herkesi horlar. Bu hayatın seyri bu yöndedir. Din Cenab-ı Hakk'ın buna müdahalesidir. Niye müdahale ediyor? Ebu Cehil'i ve şürekasını değil diyor. Abdullah İbni Ümmü Mektum gibi horlanan boynu bükükleri öne al. İstikbal onlardadır. Allah'ın muradı da onlardadır. Cenab-ı Hakk'ın hitaplarına hazır, onları anlayacak yürek de onlardadır. Ha, şimdi şöyle bir zevaba da gitmesin kimse. Kategorik olarak bir adamın parası, pulu, serveti varsa o adam bitmiştir. O adam iflah etti. Hayır efendim. Böyle bir şey yok. Bir, eğer o serveti helalden kazanmışsa, çok zor bir iştir, %0.5 ancak olur. Ona saygı duyun. O servetle buna iş çıkarıyor, aş çıkarıyor, imkan çıkarıyor, o da makbul bir iştir. Eğer o serveti Allah'ın üstüne çıkarmıyorsa, insanın üstüne çıkarmıyorsa, hakkın üstüne çıkarmıyorsa, o serveti haksızlıklarını haklı göstermek için bir baskı aracı olarak kullanmıyorsa, kaç tane var böyle? Bilmiyorum ama vardır. Hocam bir reklam arası verelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada da izleyicilerimizin sorularını alalım. Kadir, güzel. Hocam girdik yayına. Paris Hilton var yarın. Çektik geçen gün. Evet. Beğeniyor musunuz? Kaç yaşında bu? 80? Kaç doğumlu? 80 galiba, yanlış hatırlamıyorsam 81'li. Kaç oluyor? Yani nüfus kağıdı olarak senden büyük. Küçük. Küçük tabii canım. Ama bayağı senin küçük. Büyük ablan gibi duruyor. Yok hocam demeyin ya öyle. Ya yapma. Gerçek. Şimdi yan yana gördüm ikinizi. O sizin beni sevginizden kaynaklı. Ahı gitmiş vahı kalmış Paris'e. Niye gitsin ayol kız taş gibi? Ya neyse, yok ya, ne taş gibi. Taş gibi. Yerli malı yurdun malı mı diyorsunuz hocam? Biraz böyle taş gibi. Taşlık bırakırlar mı onda? Geç onu ya. Peki hocam, siz daha iyi bilirsiniz bu işleri benden. Hocam devam ediyoruz. Kadir suresine geldik. Evet. Çok şükür bir yayında bir tane sureyi bitirdik. 5 ayet Kadir suresini de okuyalım. Tamam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Yani Kadir Kur'an'ı. Gecesinin,
Kadir Gecesi niteliğini sana gösteren nedir? Kadir Gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Niçin? Kur'an onda indi. Şimdi buna bakarak bazıları ben Kadir Gecesi'nde 2 rekat namaz kılarsam 2000 rekat sayılacak bu. Ha, yok böyle bir şey. Ya kim size bu totoyu, bu milli piyangoyu verdi, böyle bir şey var mı ya? Kur'an'ı buna alet ediyorsunuz. Atıf Kur'an'adır ve Kur'an'da adıyla geçen tek gece Kadir Gecesi'dir. Ramazan da o geceyi ihtiva ettiği için yücedir. Ve atıf Kur'an'adır. Siz o gecede Kur'an'ı okuyun ve Kur'an'la münasebetlerinizi yeniden düşünün, gözden geçirin. Yoksa ben 2 rekat namaz kılarım, o 1000 rekat sayılır falan. Böyle bir yağma yok. Böyle bir yağma yok. Evet. Melekler ve ruh Rablerinin izniyle o gecede her iş için iner de iner. Tabii, çünkü Kur'an iniyor. Melekler ve ruh, Ruhul Kudüs, Cebrail. Kur'an'ın iniliş anını mı anlatıyor burada? Kur'an o gecede indiği için o geceyi kutsuyor Kur'an-ı Kerim. Yani o gecenin diğer gecelerden başka bir farkı yok. Ona farkı veren Kur'an-ı Kerim. Bak, bütün vurgular Kur'an'adır. Evet. Yoksa o gecede filan türbeye gidip yüzünü sürmekle bir şey kazanamazsın. Kur'an'ın dediğinin tersini yaptığın için bir de günaha girersin. Bir esenlik ve huzur vardır. Sürüp gider o. Tan yeri ağrıncaya kadar. Kur'an'ın inmesi ne demek o gecede? Huzur da olur, esenlik de olur, rahmet de olur, ışık da olur, güzellik de olur. Gayet tabii. Bu hatırayı yaşatmak için o gecede daha çok Kur'an okumak makbul bir şey. Ama o gecede daha çok türbe ziyaret edelim makbul bir şey değil. Ve bir de şunu tekrar hatırlatalım. Kur'an-ı Kerim'de takdis edilen, kutsanan tek gece Kadir Gecesidir. Başka bir geceden bahsetmez. Onu daha önce de söylemişsiniz. Evet. Ve İslam dünyasında da kabul budur. Yani o bizdeki kandil geceleri filan, o kutlamalar İslam dünyasının hiçbir yerinde yok. Ne yapmak lazım hocam Kadir Gecesi'nde? Kur'an okumak lazım. Başka? Çünkü bizzat Kur'an o gecenin üstünlüğünü Kur'an'ın o gecede inişine bağlamıştır. O halde vurgu Kur'an-ı Kerim'edir. Başkası yok, Kur'an okuyun. Ha, başka bir şey yapmak lazım. Mesela hani cami filan, 7 tane cami filan geziliyor ya. Bunlar gelenek. 7 tane cami. Lafa bak. İlla rakam, 7 cami. Ne demek cami gezmek? Namaz kılmak için filan cami falan cami gezmek diye bir şey mi var? Yani evinde kılarsan Allah bunu görmüyor mu? Size soruyorum işte ben. Cami gezmek diye bir şey yok. Ha, kimsenin gezmesine engel olacak değiliz. Gezer istediği kadar. Ama bundan bir şey beklemeyin. Ama belki de o şekilde ruhuna iyi geliyorsa gezmesi daha iyi yani. Ben onu bilmem, onu psikologlarla konuşsun. Din onlara bir değer vermiyor. Dinin değer verdiği Kur'an'la ünsiyeti, dostluğu geliştirmektir. Bak, onun manası var. Kur'an'ın kapağını açmamış adam. Ama hayatı boyunca Kadir Gecesi cami dolaşmış. Ya bu hırlılık alameti.
Kur'an'ın kapağını açmadım diyor çünkü bana bir şey demiyor ki ben niye açayım kapağını. Ha, o zaman Kur'an'ı bu millete ana dilinde okutmayanların zulmü çıkıyor ortaya. Efendim Kur'an tercüme edilmez. Behey zalim sen Engizisyon papazı mısın? Onlar İncil tercüme edilmez dediler. Niçin dediler bunu? Çünkü halk İncil'le ilgili devamlı onlara müracaat etsin ve onlar da halkı soysunlar diye. Kur'an bunları veriyor. Senin yaptığın ne? Kur'an bunları yıktı. İşte İmam-ı Azam. İnsanlık tarihinde bu zulmü yıkan ilk adamdır. Bütün kutsal metinler onlara inananların dillerine tercüme edilmeli ve o tercümelerle o insanlar ibadetlerini yapabilmeli, Müslüman namazını kılabilmeli. İmam-ı Azam'ın ihtişamı budur ve bunu Luther'den 700 sene önce İmam-ı Azam yaptı. Ve kafir ilan edildi. Kafir ilan edildi. Şimdi Kur'an'a vurgu, bugünkü köşe yazımın başlığı enteresan. Kur'an'dan en çok kimler rahatsız oluyor? Kur'an'a inanmayan adam Kur'an'dan niye rahatsız olsun? Hep tutturmuşlar. İnanmayan adam Kur'an'dan niye? Onun öyle bir meselesi yok. Zaten nasip kapısını kapatmış, çekmiş gitmiş. Kur'an'dan rahatsız olan din istismarı yapanlardır. Maun suresi kimi tokatlıyorsa Kur'an'ın anlaşılmasından rahatsız olan onlardır. İnanmayan bir adamın Maun suresiyle bir alıp vereceği yok. Ama kıldığı namazlarla halkı soymayı sanat ve ibadet haline getirenler, işte Kur'an'dan rahatsız olan bunlar. Maun suresi namaz suresidir. Oku, namazlarını kıl. Ama Maun suresinin ne dediğini anlama. Kelimelerini telaffuz et. Bunu kim yapıyorsa Kur'an onları lanetliyor. Maun suresi de. Niçin siz Kur'an'ın ne dediğini halkın anlamasından bu kadar rahatsızsınız? Kur'an'ın hiçbir tercümesi Kur'an değildir. Ya tamam da bu insanlığa hitap eden bir kitaptır. Bu eski hocaya da tercüme edilecek ve edilmiştir. Ama Türkçe'ye tercüme ettirmediler asırlarca. Ben Kur'an'ı tercüme etmişim. Benim bu tercümem Kur'an değildir. Kur'an'ın tercümesidir. Ama daha binlerce yapılacak bu. Yapılması lazım. Dil yarın 100 sene sonra değişince yaşayan dille yeni tercümeler yapılacak. Tabii. Hocam, şimdi soru cevaba geçiyoruz. Şapla artık. Şekeri birbirine kattılar ve bu kaostan çıkar sağladılar. Ama halk bu kaosun altında ezildi. Ne dinini anlayabildi, ne insanlığını anlayabildi. Şimdi bunları deşifre edip bu kaosu Kur'an'ın denetiminde aydınlatıp halkın kafasını ve ruhunu ışıklandırmak isteyenlerden rahatsız oluyorlar. Yok sünnete muhalefet etti. Allah Allah. Yok efendim ahiretle ilgili şunu söyledi bilmem ne. İyice sıkıştılar şimdi kafir oldu diyor. Aynen sana iade ederim benim vücut aynamda kendini görmüşsün. 20 tırnağımla yakandayım. Ama zaten dünyada zaten rezil rüsvay olmuşsun. Hocam ya beni beklesenize biraz başka şeylerden senin konuşacağız. Senin de oradan ufak bir nasibin var. Peki, hadi bakalım.
Demek ki Kadir Hocam, suresi sansınmış, Kadir suresi Kur'an'ın vahyedildiği geceyi anlatan bir suredir. Ve Kadir gecesi Kur'an'dan daha çok nasiplenmek, Kadir gecesini ihya etmenin en ideal yoludur. Hocam şimdi evet. Size sor. Geçen hafta tartışılan gazetelerde bütün basında yer bulan bir haber vardı. Samsun müftüsünün söylemiş olduğu bir şey. Diyor ki Kur'an'da geçen her kelime çocuğa isim olarak konulmaz. İsimler ve önemini zaten biliyoruz. Birazcık hani... Şimdi bunu burada 40 defa 50 defa söyledik. Hocam seyretmeyen vardır, etmeyen vardır. Her gün herkesin seyredecek diye bir şey yok. Müftü gayet tabii çok doğru söylemiş. Mesela diyor ki okuyayım ben ondan sonra. Mesela sanem put demek. Aleyna sıkıntı, bela anlamına geliyor. İsim verirken bunları iyi analiz etmek gerekiyor. Ayrıca Allah'ın isimlerinin de çocuklara verilmesi uygun değildir. Kur'an'da geçen her kelime isim olur mantığıyla düşünülmemeli diyor. Çok güzel. Kezban yalancı. Çok güzel. Bekir deve yavrusu demektir diye de bir takım açıklamaları var. Biraz bu konuyu konuşup biraz açabilir miyiz? Yani peygamber Bekir... isimleri de koyulmamalıdır diyor. Mesela Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil. İsimleri konulması Bekir tabi Kur'an'da Bekir Samet ismi. Samet de bu aralar bir Samet dakika, biliyorsun. Bekir ismi geçmiyor. Bekir'i belki Hazreti Ebu Bekir'e saygıdan Bekir'i koy. Şimdi bu Arapların isim anlayışı çok garip. Bir defa onu bir görelim bunu anlamak için. Müftünün dediklerine aynen katılıyorum. Yani tam söylemiş. Araplarda isim olayı çok enteresan. Hazreti Peygamber buna çok müdahale etti fakat tam bunu tam temizleyemedi yani. O tutku toplum şuur altına yerleşmiş. Şimdi Arap kabile isimleri var. Benü Kilab, köpek çocukları demek Türkçeleştirirsin. İsim. Efendim. Hayvan isimlerini çocuklara koyuyorlar. Zul bir şekilde. Şimdi herkes buradan da başka bir mana çıkarmaya kalkacak. Ben sırf bir tarihi, filolojik bilgi vermek için söylüyorum. Hocam ama o şey de çok ilginç değil mi? Hayvandan hayvana da fark var. Mesela aslan koyuyor çocuğa da, öküz koymuyor yani. Öyle adamı aslan dedin mi? O da hayvan, o da hayvan. Boynuna sarılır, öküz dedin mi yumruk sallar sana. Bu insan olur mu? Niye öyle bir şey var? Ben mesela arada sırada düşünüyorum bunları biliyor musunuz? Niye hani inek deyince başka bir manası var, kelebek deyince başka bir manası var şimdi yani? Şimdi kelimelerin çağrışımları önemlidir. Sadece ben aynı zamanda filolojiyle uğraşan bir insanım. Ne zarar oldu ki öküz? Yani lügatle iş çözülmüyor. Şimdi bakın, lügate bakarsan yürek, kalp aynı anlamdadır. Gönül. Gönlü büyük adam, kalbi büyük adam dersen bu hasta bu herif demek ki yakında gider. Gönül koydum denir mesela, kalp koydum. Kalp koydum olmaz. Daha abi, var yani ne? Çağrışım, çağrışımları kelimelerin önemli. Şimdi eşinizin annesine kayınvalideciğim dersin, kayınvalide diyen dillerini yerim ben senin. Ben buna çok muhatap oldum. Ama kaynana dedim mi kaşları çatılır. Ne yaptık da kaynana olduk? Kaynana dikeni falan. Ben onun çağrışımı farklı. Eşinin annesine babasına niye anne baba dersin? Onu da pek anlamam mesela. O da bence çok lüzumsuz bir şey. Ben ona karşıyım. Bir adamın bir tane babası var. Aynen bir tane. O baba senin. O babayla o anneden bir dünyaya tane. Geldin yani. Bir tane. Şimdi ben mesela 2 yıl aşkın zamandır bekarım değil mi? Öyle mi? Yok öyle değil, ikindi. Şimdi bir yığın arkadaşlarımız sağ olsunlar işte filanca falan bak filanca işte sana çok uygun falan. Peki neyse uygun şu bu ondan sonra işte boşanmış çok da yaşı da uygun bir tane çocuğu. Bir defa çocuğu var dedim mi orada hikaye kapandı. Ne demek hocam? Çok ayıp. Boşanmış çocuğu var. Varsa şimdi var. O çocuk... Ya yapma sabah. Benim meşrebim uymaz. Ama ve ben hocam, bakın çok şimdi. Çok acayip bir yere gideriz. Bakın hiçbir yere gitmeyiz. Bir çocuk
yalnız kendi babasına baba demeli. 3 yaşında çocuk gelecek, ne diyecek bana? Yaşar amca mı diyecek? Nuri abi desin, Yaşar abi desin. Hadi canım git sen de, olacak ya. 20 yaşında olursa olur o. E tamam. 3 yaşında çocuk Yaşar abi. Yaşar amca desin. Ya, tabii ki baba demesin yani. Olmaz. Çok çirkin bir şey o. Bir tane babası vardır bir insanın da. Ama hani bu... Kayınpederi de aynı şekilde. Baba. Nereden baban oluyor lan senin? Ay hocam, şimdi benim bir arkadaşım var evde. Baban bir tane senin. Annenin eşi. Başka biri baban olamaz senin. Ona şimdi uygun bir ad bulacaksın. Evde cep telefonlarının olmadığı dönem var ya, bir arkadaşım var benim evli. Kayınvalidesine de hep böyle hani siz falan diye hitap ediyor tabii ama anne demiyor. Anne demediği için hep böyle karşı karşıya geldiğinde falan yani hep. Ya seslemiyor hiç, tamam mı? Ev telefonu çalıyor. Bizim gerçeği telefonu. Diyor ki işte diyelim ki kayınvalidesinin adı Ayşe. Ayşe Hanım'la görüşebilir miyim diyor. Bu da sesleniyor anne diye. Kadın da içeride ki pişt pişt anne diyemediği için kayınvalide de diyemeyecek. Ayşe Hanım mı desin, Ayşe ablam desin, Ayşe teyzem desin. Pişt pişt diye sesleniyor kadıncağıza. Çok gülerim bu aklıma geldikçe. Yani pişit pişit de olmaz tabii, saygılı bir... Ama yani ne yapsın kızcağız, söyleyemiyor böyle bir şeyi. Kayınvalide güzel. Kayınpeder. Yani baba mevkiinde saygı duyulan kayınpeder. Baba yerine geçen. Tamam. Ama baba. Şimdi bir de kendi babasına günde 3 defa, hanımın babasına 35 defa baba diyenler var. Böyle baba dedikçe ağzından ballar akıyor. Ulan nereden senin baban oluyor bu? Bir de kendi babasına baba deyip ötekine babacığım falan derler. Ha tabii yani. O, tabii hanıma yağ çekti. Başka şeylere bağlı. Hocam şimdi sonuçta siz de Samsun müftüsüyle hemfikirsiniz. İsimlerin öneminden bahsediyorsunuz. Çocuklara konulan isimler Aleyna çok işte, önemli. Bak müftü bey gayet güzel ağzına sağlık anlatmış. Siz burada Aleyna'yı söylemiştiniz. Söylemiştim. Özür, ne demiş Aleyna için? Ya bir edat. Edat. Sıkıntı bir edat bir zamir. Aleyna aleyhimize, üzerimize demek. Ha, doğru. Öyle düşününce öyle. Sen onu bırak, anlattım sana, sonra gitti adam mahkemeye değiştirdi. Kızının birinin adını Hamme, birinin Tamme koymuş. Hamme Tamme. Hamme Tamme, Kur'an'da geçiyor. Korkunç felaket demek. Hocam şimdi izleyicilerimizden gelen sorulara geçelim. Kimin yazdığını okuyamıyorum ama. Hocam iyi sabahlar. Burçların İslamiyet'teki yeri nedir? Burçlarla ilgilenmek haram mıdır? Geçen gün söyledik. İslamiyet'teki yeri. Öyle bir şey soruyor ki. Sanki tefsir ilminin İslamiyet'te. Bu arada sevgili Rezan Kiraz bizi seyrediyor. Ona da sevgilerimizi gönderelim. İslamiyet'teki yeri ne demek ya? Yani her şeyin illa dinde bir yer mi bulacağız ona? Burçlar anlamsız değil. Söyledim ben burada geçen. Yani bunu sahtekarlık, falcılık aracı yapmamak şartıyla onlarla da ilgilensin insanlar. Dinin bununla bir alıp vereceği olmaz. Diğer soruya geçiyorum. Gayrimüslim erkek sonradan şehadet getirip Müslüman olursa sünnet olması farz mı? Hayır. Adı üstünde sünnet. 70 yaşında adamları Emeviler döneminde sünnet ettirmeye kalkıyorlardı. Müslüman olmuş adam. Nefret ettiriyorlardı ki Müslüman olmasın. Çünkü Müslüman oldu mu vereceği vergi azalıyor. Ömer bin Abdülaziz son derece haysiyetli bir mümin adam. Emeviler içinde tek adam o bakımdan. Onu da Emeviler kodamanları katletti, zehirlediler. 2,5 yıl halifelik yapmıştır. Allah mekanını cennet etsin. Ve bir genelgesi var onun, meşhur. Şikayetler gidiyor. Müslüman oluyor adamlar. 50-60-70 yaşında adamları sünnete tabi tutuyorlar. Bu şikayetler gidince bir genelge yayınlıyor valilere. Diyor ki kendinize gelin. Allah Hazreti Muhammed'i sünnetçi olarak göndermedi bu dünyaya. Hidayet rehberi olarak gönderdi. Bırakın adamların fermuarlarıyla uğraşmayın. Neyse ne.
Yani ismi üstünde sünnet, Müslüman geleneğinde bu var. Yahudi geleneğinde var çünkü Hazreti İbrahim'den beri geliyor. Ama farz falan böyle bir şey yok. Hele ihtida etmiş insanları ileri yaşlarında buna tabi tutmak çok ayıp bir şey. Kur'an-ı Kerim'de faiz tanımı nedir demiş. Riba kelimesi geçiyor. Bir insanın malında, parasında haksız artışların tümünü ifade eder. Faiz bunun bir bölümüdür. Tabii bu faiz de öyle banka faizi falan filan değil. Tefe. O zaman şu anda yanlış mı anlaşılıyor mesela banka faizi? Gayet tabii canım. Şimdi bir defa enflasyonun tahribini önlemek üzere alınan tedbirler faiz olarak mütalaa edilemez. Reel değerde artış getirecek. Yani bir kilo arpa verdin, iki kilo aldı. Tartışmasız riba. Bir kilo zeytin verdin, iki kilo aldı. Riba. Beş altın verdin, yedi altın aldın. Riba. Ama banknotlarda riba hükmü yürütemezsiniz. Çünkü banknot reel değer değil, nominal değerdir. Yönetim kalktı bir sabah, dedi ki filan paralar tedavülden kaldırılmıştır. Kağıt oldu. O halde banka faizi riba içine sokulamaz. Bunu senelerce istismar ettiler. Banka, faizsiz banka. Bak. Faizsiz banka. Peki nasıl çalışıyor bu? Aynı öbürleri gibi çalışıyor. Sadece faiz kelimesini kullanmıyor. Bu hile-i şeriyecilik, sahtekarlık. Bir gün baktık, bu faizsiz banka dediklerinin hepsi banka olmuş. Şimdi artık kimse bunları konuşmuyor, tartışmıyor. Ama bir adamın bir ihtiyacını gidermek için senden aldığı parayı habire üzerine faiz bindire 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 Anadolu'da böyle ne ocakları yıktılar. Tefecilik dediğimiz. İslamiyet bunu yıkıyor. Bugünkü iktisadi sistemde para zaten emtia hükmündedir. Aynen şu eşya gibi alınıyor, satılıyor. Bu ayrı bir iş. Şimdi çok tafsilat merak edenler, Kur'an'ın temel kavramları kitabında riba, ben hukukçu olarak da, hukuk açısından da, fıkıh açısından da orada geniş değerlendirmeler yapmışım, onu okusunlar. Tamam. Hocam benim kendi Twitter'ıma bir soru gelmiş, güzel bir soru. Şimdi sizi dinlerken bir taraftan bakıyordum, Zerrin Yüksel sormuş. İnsanların içindeki arayış, yaratılıştan mı geliyor, Allah aşkına ulaşmak için mi? İkisi aynı şey. O demek. Yaratılıştan itibaren. Gayet tabii, fıtratta. O, bence bu 140 şey var ya, kelime şeysi var ya, onun için tam olarak daha sığdıramamış gibi geldi o sorunun tamamına. İkisi aynı şey Sabahcığım. Allah aşkı dediğiniz ne? Yaratıcının kendinden adeta, tırnak içinde veriyorum, bir zerre, bir parça, Akif öyle diyor, ben senden bir zerreyim diyor. Tabii ki seni aşk ile arayacağım. Sahibini arıyor. İnsan fıtratında ki Kur'an-ı Kerim fıtrat yaratılış demek, dini insanın fıtratı olarak tanıtır. Yaratılışı. Dolayısıyla insan yaratılıştan kendini yaratan kudrete bir meyil duyar, onu arar. Bu arayışa din rehberlik ediyor. Yoksa adam gidiyor yanlış yerlere. Ağaca tapıyor, taşa tapıyor, ona tapıyor, buna tapıyor, Ahmet'e tapıyor, Mehmet'e tapıyor, ineğe tapıyor, buzağa tapıyor. Cinsel organlara tapan kabileler var geçmişte.
niye Cenab-ı Hak dinle bu işe müdahale ediyor? İşte o zaman ışık tutuyor. Zaten. Bu tapmak, bu arayış yaratılıştan mı kaynaklanıyor tabii, demek istiyor. Tabii. Koptuğu bütünü arıyor insan. Heh işte bak. Koptuğu bütünü arıyor. Hocam hep sormamı istiyorsunuz siz. Niye baştan bunu söylemiyorsunuz? Zaten belli orada onu sormak istediği. Koptuğu bütünü arıyor. İnsan, bütün birleşince insan zaten. Bir amaç ayrılığın o. Sücesidir. Neden ayrılmıştır? Bütünü olan Cenab-ı Hak'tan. Ve yabancılaşıyor kendine. Şimdi bunu ortadan kaldırması lazım. Benim Kur'an ve sünnete göre tasavvuf kitabımda insanın yabancılaşması, bu alienasyon veya elayine işin işte nasıl telaffuz edersen, orada geniş anlatılmıştır. Bu yabancılaşma, din bu yabancılaşmayı insanı perişan edici bir vetire olmaktan çıkarıyor. Niye Kur'an kendini tezkire ve hidayet diye tanıtıyor? Işık demek, kılavuz demek, hidayet kılavuz demek. Çünkü insan arayacak. Hocam amaç insanların bütünleşmesi mi? Yani o koptuğu parçaların bir araya gelmesi mi? O da onun bir parçası tabii. Çünkü Halil Cibran'ın dediği gibi denizden gelmiş bir damla tekrar geldiği yere gitmek istiyor. Bu Mevlana'da da var. Şimdi o geliş ve bu gidiş, bu yolculuk tasavvufun seyir veya sefer, yolculuk aynen kullanıyor bu tabiri. O aralarda başına bir felaket gelmesin diye din ona rehberlik ediyor. Dini bu manada almak ve insan hayatına sokmak lazım. Amaç bütünleşmekse o zaman niye insan insanı zulmediyor diyeyim? Niye insan insanla kavga ediyor? Niye ediyor ben sana sorayım. Etmesin. Anlaşılmıyor mu bazı şeyler acaba? Anlaşılıyor ama insanın egosu rahat duruyor mu? Şimdi bütünleşmek yeryüzü sofrasındaki nimetleri kardeşçe paylaşmayı gerektirir. Bütünleşmek bu. Oturuyoruz sofraya. Cenab-ı Hak göndermiş. Birisi durmuyor. Aşırıyor, biraz cebine koyuyor. Biraz aşırıyor, öbür cebine koyuyor. Ne oluyor bu sefer? 30 kişi için diyelim kurulmuş bir sofra, bir takım üç kağıtçıların orada aşırmaları yüzünden 20 kişiye de yetmez hale geliyor, 10 kişi aç kalıyor. İşte zulmün esası bu. Yeryüzündeki açlığın, sefaletin esası da bu. Küresel afetlere ben devamlı atıf yapıyorum. Niye? Çünkü orada İnsanoğlunun bu zulümlerle nasıl mahvedildiğini anlatıyoruz. Sonra doymuyor, 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 bu defa tabiatı tahrip ediyor. Tabiatı mahvediyor tabii ki. Evet, diyorsunuz ki kardeşim bak, zehirli gaz emisyonu, teneffüs ettiğimiz havayı artık teneffüs edilemez hale getirme noktasındadır. Bunu durduralım. Nasıl durdurulacak bu? Teknolojiyi ıslah edeceksin. Tabiatla barıştıracaksın. Ha diyor Amerika. Onu yaptığım zaman benim diyor kazancımda şu kadar düşme olur. Ben bunu yapamam. Yani bile bile insanlığı zehirleyeceğim ben diyor. Kyoto protokolüne senelerdir imza koymadı. İşte. Şimdi bütünleşme laflı olmaz ki. Yani mistik tasavvur olarak bunları söyleyin. Söyle, mistikler söylüyor bunu, söylüyor ama bunları hayata geçirecek adam lazım. Onlar kimler? Siyasetçiler.
siyasi imkanlara sahip olup da bunu insanlığın hayrına kullanmayanların Allah'tan çekeceklerini kelimelerle tasavvur ifade edemem ben. Yani mistik bir düşünür veya benim gibi şu an itibariyle bir ilim fikir adamı. Ben hasretimi, düşüncelerimi, temennilerimi, beklentilerimi söylerim. En etkili biçimde de yazarım işte, yazmışım. Ama ben bunları icraya, ben bunları hayata geçiremem. Bunları kim yapacak? Siyasetçi yapacak. Ben yazdığım, söylediğim zaman benim işim biter. Mevlana'nın işi biter. Cüneydi Bağdadi'nin işi biter. Ama siyasetçinin işi bitmez. Bunları hayata geçirecek. Onun için bütünleşme, bütünleşme ve birleşme lafı siyasetçileri ürkütür. Onlar parçalanmayı isterler. Zaten siz şeyde de ondan bahsetmiyor muydunuz Maun suresinde o petrol ve petrolün getirdiği ayrımlardan, savaşlardan ve diğer şeylerden? Petrol, şimdi Kur'an. Oturup beni nasıl cehenneme göndereceğini düşünüyor adam. Hey Allah'ın zalimi, zavallı mahluk. Sen Kur'an'ın insanlığın en çok muhtaç olduğu mesajını yiğitsen, yüreğin ve imanın yetiyorsa söylesene. Çıkıp desene ki yeraltı zenginlikleri, kaynakları insanlığın ortak malıdır. Hiç kimse bunlar üzerinde hegemonya kuramaz. Nereden çıkarsa çıksın. Desene. İnsanlık ona muhtaç. Desene. Ben bir reklam arası desem hocam. Olur mu? Ne kadar sürecek? Sorarız şimdi. Peki. Bir girelim de. Başladık yayını hocam. Efendim? Hocam, bana gelen sorulardan devam ediyorum. Uzayda başka canlılar var mıdır diye bir soru gelmiş. Var. Nereden biliyorsunuz hocam? Ya bence de var da siz nereden biliyorsunuz? Neyse, burada Kur'an'dan konuştuğumuza göre Kur'an bunu açıkça söylüyor. İnsandan daha... Rabbil alemin. İnsandan daha yüksek vasıfları olan canlılar var uzayda. Kur'an'da bu açık. Oraya daha gelmedik ama değil mi hocam? Bu ayetler henüz gelmedi. Yapalım. Ama var 30 aşkın ayet var o konuda. Uzay konusunu ilerleyen haftalarda geniş geniş işleyelim mi? Şimdi gelince işleyeceğiz. Ha, tamam, gelince tamamdır. Hocam, Tamer Önder Ankara'dan sormuş. Namaz ve mevlüt sırasına takılan takkenin bir anlamı var mıdır? Bu iklimle ilgili bir iş. Beyaz takke. Arabistan'a gittik mi biz de takıyoruz. Çünkü güneş 10 dakikada sizi komaya sokar. Başınızı örtmeniz lazım ve beyaz bir şeyle örtmeniz lazım. Ondan mı? Evrensel bir din takkeyle, makkeyle insanı ölçer mi ya? Böyle bir abes olur mu? Evet. Sevgi Aydın Kahramanmaraş'tan sormuş. Kur'an'ın anlattıklarından mı sorumluyuz, Hazreti Muhammed'in sünnetlerinden mi? İkisi farklı şeyler mi? Hazreti Peygamber Kur'an'ı, Kur'an vahyini alan insan sıfatıyla ilk ve en büyük tefsir eden insandır. Değil mi? Yani Kur'an'ı peygamberden daha iyi kim yorumlayabilir? Sünnet dediğimizde Kur'an'ın yorumudur. Fakat bütün dava Hazreti Peygamber'in o yorumları yaptığının tarihen sabit olması. Özellikle sözlerin. Fiili sünnette fazla problem yok. Yani 40 kişi, 50 kişi, 100 kişi, 300 kişi, 500 kişi Hazreti Peygamber şurada şöyle yapmıştı diyor. Orada problem yok. Problem
şu söz peygamberin sözüdür de başlıyor. Bunların büyük kısmı uydurmadır. Ya tarih, hakikat ortada. İşte İmam-ı Azam'ın çilesinin büyüklüğü burada. Bu mücadeleyi ilk tarihin önünde veren İmam-ı Azam'dır. Diyor ki, siz Hazreti Peygamber dedi ki demekle ben o sözü peygamberin dediğini kabul etmem. Tarihi olarak belgeleyeceksiniz. İki, Kur'an'a uyacak. Kur'an'a uymayan hiçbir sözü hadis olarak kabul etmiyordu İmam-ı Azam. Ben de kabul etmem. Sen istediğin kadar orada takla at. Şöyleydi, böyleydi filan. O hadisçiler kendilerine göre senetler onlar. Sen geç bunu. Bir peygamber kendisine vahyedilen kitapla çelişen söz söyler mi kardeşim? Yani Allah ona bu dini vahyetmiş bu kitapla. O da bu dine aykırı başka bir din mi kuruyor haşa? Sen ne diyorsun ya? Hazreti Ömer bu mücadeleyi veren sahabe nesli içinde ilk insandır. Hazreti Ömer diyor ki, hadis rivayetini durdurun. Bu başını aldı gidiyor. İleride Allah'ın kitabını bizim elimizden alacak diyor. Bu mişnalar. Kullandığı tabir budur. Ve bu rivayetleri toplayıp yaktırmıştır. İnkar mı edeceksiniz bunu? Hazreti Ömer. O dönemde tedavül eden hadis sayısı da 500 civarındadır. Sonra 1,5 milyona çıktı bu. Nereden çıktı? Hazreti Peygamber ahiretten tomar tomar söz mü gönderiyor bunlara? Şimdi Kur'an'ın yerine Arap örflerini din yapanlar bu uydurmalarla yeni bir din oluşturdular. Mehmet Akif buna temas ediyor çok ince ve ağır bir biçimde. Nebiye atf ile binlerce herze uydurdun diyor peygambere atfederek. Yıktın da dini mübini, yeni bir din kurdun. Şimdi adam diyor ki bu işin başını Yaşar Nuri çekiyor. Senin Allah ocağını yıksın be. Sende iman yok da namus da mı yok be? Akif bunu 1920'de söylüyor. Mısırlı koca bir ekol, Urvetül Vüska ekolü, içinde 6-7 tane büyük müfessir var. Bunlar, biz bunların izinde giden insanlarız. Bunların hiçbiri sünneti minneti inkar etmedi, haşa. Bunların hiçbiri hadisleri tümden inkar etmedi, haşa. Ne dediler? Uydurmaları temizleyelim. Kur'an'ın onaylamadığı şeyi peygamber söylemiş olamaz. Ya İmam-ı Azam'ın ekolüdür bu. Hocam hemen bir 60 saniye vermemiz lazım. Evet hocam, 60 saniye aranın ardından devam ediyoruz. Evet, yani sizin sorunuz oydu. Tabii Kur'an-ı Kerim'i öncelikle Hazreti Peygamber tefsir eder. Nasıl tefsir eder? Sözleriyle, eylemleri, fiilleriyle. Fiili sünnet, kavli sünnet. Tamam da burada oynanan oyunlar, burada dine yapılan kötülükler, burada peygambere yapılan iftiralar tarihin önünde biliniyor. Bunun olmadığını söyleyen bir tane adam yoktur. Miktarında tartışma vardır. Kıstaslarında tartışma vardır. İşi sıkı tutan insanlar bu uydurmalara dayanarak bir saltanat dini oluşturanlar, ben saltanat dini tabirini kullanıyorum, bu saltanatlarının sarsıldığını gördükleri için buna karşı çıkıyorlar. Ve sistemi şöyle kurmuş, tam bir iblis sistemi, engizisyon sistemi. Ya tümünü kabul edeceksin hadislerin, hadis adı altında dolanan şeylerin, yahut da biz seni hadislere karşı çıkıyor ilan ederiz. Şimdi işe bak, peygamberin sünnetine karşı çıkıyor, yalancını. O araları sen doldur. Benim ne demek istediğimi anlarsın. Pekala. Hayır efendim. Ben peygamberin ağzından çıkanlara
teslim olurum. Onlar sünneti ifade ediyor sözlü kısmını. Onlar başım üstüne, aynen İmam-ı Azam'ın sözüdür. Onun dışındakileri kabul etmem. Kur'an'dan onay almayanı hiç kabul etmem. Aksi takdirde ben Kur'an'a ihanet etmiş olurum. Bu da İmam-ı Azam'ın sözüdür. Diğer soruya geçiyorum hocam. Baran Karaharman sormuş. Bedensiz ruh ateşte nasıl yanacak, açıklar mısın? Bedensiz ruh yanmaz ateşte. O hezeyanı kim onun kafasına sokmuşsa gitsin onun yüzüne atsın onu. Cenab-ı Hak o alemde o alemin şartlarına uygun bir beden verecek. Bu müteşabih bir mesele. Efendim mezardaki o ceset çürüyecek, onu tekrar oradan canlan. Öyle olsa benim ne kaybım var? Öyleyse öyle kardeşim. Değil mi ki bu bir müteşabih meseledir? Gazali gibi bir adam filozofları, işte Tehafütül Felasifesinde yaptığı budur. Filozofları üç meseleden dolayı kafir ilan etti. İslam'ın yüz akı ne kadar adam varsa bu arada hepsi de kafir sepetine dolduruldu. Niye? Sebeplerden biri de bu. Onlar diyorlar ki bu kabirdeki cesetle bu haşir olmayacak. Haşir-i ecsat meselesi meşhurdur. Özgün tabiriyle. Ya Gazali, sen oraya gittin, bunu yaşadın, rapor tuttun da mı geldin? Allah'tan kork ya. İbn Sina'yı, Farabi'yi böyle dedi diye kaldırıp atıyorsun. Senden biri 100, biri 200 küsür sene önce yaşamış. İslam'ın hakikaten yüz akı insanlar bunlar. Bunlar mümin insanlar. Allah'a inanır, Kur'an'a inanır, peygambere inanır, ahirete inanır. Yorumları farklıdır. Senin gibi yorumlamayanları nasıl kafir ilan ediyorsun sen ya? Bu bir müteşabih meseledir. Ayete inanıyor, ayeti öyle yorumluyor. Ayete inanıyorsa bitti. Şimdi bu aynen böyle devam ediyor. Yani Gazali bu yolu açtı, akıl düşmanlığının öncüsü. Bugün de akıl düşmanı olanlar aklın dostu olanları aynı metotla eleştiriyor, yerden yere çalıyorlar. Cenab-ı Hak bizi o alemde haşredecek. Hesaba çekecek. İstiyorsa azap edecek, istiyorsa affedecek. İstiyorsa kısmen azap edip sonra affedecek. Müşrik olmadan gidenlerin durumu budur. Hocam, tamam da bunun kim fotoğrafını çekmiş gelmiş orada? O öyle yorumluyor, bu böyle yorumluyor. Müteşabih olduğu için bu yoruma açıktır ve bu yorumu herkes yapar ve bunun için hiç kimseyi itham edemez. Şimdi adamın biri çıkıyor, diyor ki ben bunu böyle yorumladım. Böyle yorumlamasan ben seni cehenneme gönderirim. Sen kimseyi bir yere gönderemezsin. Dediniz de hocam, aklıma geldi. Şimdi benim ahiretteki yerim belli değilmiş. Tabii, bununla ilgili sizinle... Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Bununla ilgili ben cevap vermek istemiyorum. Sizin cevap vermenizi istiyorum ama 10 saniye sonra. Değil mi, 10 saniye? Evet hocam, şimdi ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Sen hep de alnına vur diyorum. Yani biz kafir ilan edildik. Sen durumun belli değil. Yani. Ha, size göre. Yani senin durumun daha iyi. Şimdi bu bir tertip. Bu günlerde bu bir şeytani tertip, bir şey dolanıyor. Onu ben seziyorum. Ama ben bunlara papuç bırakacak adam değilim. Şimdi senin durumunun belli olmadığını söyleyenin kendi durumu belli. Uluslararası en yüz kızartıcı, en utanç verici suçlardan yargı almış, içeri tıkmış ve yargılıyor. Böyle bir adamın Cebrail edasıyla onun bunun imanı ile ilgili söz söylemesinden daha iğrenç bir şey olabilir mi? Ulan kapat çeneni, otur yerine. Bellabisi libası katrani. Engizisyon papazlığı yapıyorsun.
hangi suçlardan yargılandığını bir hatırla, kitle bunları biliyor. Nasıl bir Maun suresi mücrimi olduğunu da ben biliyorum. Ben onlara girmeye tenezzül etmem. Sen Maun suresini 1000 defa ihlal etmişsin. Ve oradan şirk sınırlarında dolanıyorsun. Kafir ne demek? Kafirin gene kurtuluş ümidi var. Müşriğin hiçbir kurtuluş ümidi yok. Sen oralarda dolanıyorsun. Ama ben Allah'ın vereceği bir hükmü ben veremem. Bak ben sana müşrik demiyorum. Oralarda dolanıyorsun. Dikkat et diyorum. Maun suresi ihlaliyle dolu senin hayatın. Yargı onları daha bilmiyor. Ya bu ne hayasızlık, bu ne utanmazlık, bu ne pişkinlik. Sen kimsin ulan? Ha, sana bu Allah'ın yetkilerini kim verdi? Senin Allah'ın dinin kitabın yok mu? Sen ehli sünnetim diyorsun, ehli sünnetin koyduğu kurallar ortada. Sen ayetlere yorumu şöyle getirmiş ki 1000 senedir bu yorumlar dolanıyor ortalıkta. Sen şimdi senin peşine takılmış, bu işleri bilmeyen, aldatılmış cahil insanlara senin vicdanın yok mu ya? Sen insan değil misin? Yani son tahlilde senin insanlıktan hiç mi nasibin yok? Sen ne biçim bir mahluksun ya? Şu yargılandığın suçları düşün. Bak bakalım ki senin bu işlerle ilgili onun bunun hakkında konuşma haysiyetin var mı? Bırak o haysiyeti taşıyan insanlar konuşsun hiç değilse. Benim ismim o suçlardan yargılanan adamın ağzına girmekten münezzehtir. Sen benim vakar ve haysiyetim çizgisine yaklaş, ondan sonra beni eleştir. Senin de. Ne diyeyim ben bunlara ya? Ben bunlara ne diyeyim? Ne diyeyim ben bunlara? Bak bir şey söylüyorum ve ortada olan dünyanın bildiği bir şey. Dünyanın bir hukukçuyum. Ben 30 küsür senelik hukukçuyum. 20 yıl avukatlık hayatı olan bir insan. Dünyanın en yüz kızartıcı, en utanç verici suçlarından birkaçı ile itham edilmiş ve yargılanan bir adam. Ve kalkıyor peygamber edasıyla, hatta Allah edasıyla onun bunun imanı, dini hakkında hüküm veriyor. Ben ne diyeyim? Kitle bunu görecek, bunu anlayacak. İşte senelerce, hatta asırlarca bizim insanımızın dini imanı hakkında bu tipler hep hüküm verdiler. İşte geldiğimiz yer buradır. Evet. Evet hocam, size gelen soruları ben size yönlendirmeye, sormaya devam ediyorum. İzleyicilerimize çok soru gelmiş bugün, hem Twitter'dan hem de telefon aracılığıyla, her ikisinden de çok soru gelmiş. Şimdi onlar yazı sırayla ekrana vermeye çalışıyorum. Bana gelen soruları buraya getiriyorum. Çok hayati olanlarını seçerek, bak dolu buralar. Verin hocam. Geri alıp gidiyor ama orada canlı bekliyorlar. Zaten o kişiler buraya soruyor. Bazıları şey yapıyor, örtüşüyor. Örtüşüyor. Yani oradan faydalanıyor. Ama orada işte sizin verdiğiniz bir cevaptan, o sorudan onun bir şekilde örtüştüğünü çıkartıp da dinlemesi i̇şte gerekiyor. İşte çıkarıyorum. Alper Kumus Antalya'dan sormuş, şefaat var mıdır yok mudur? Şefaat bizim için birbirimize dua etmektir. İbn-i Teymiye bunu uzun tahlillerden sonra koymuş ortaya. Şu ona şefaat eder falan ahirette, şu Kur'an bunlara izin vermiyor. Lillahi şefaatü cemiya, ilke budur. Şefaatin tüm Allah'ın elindedir. Siz insanlar için temennide, niyazda bulunursunuz. Allah onu kabul eder, etmez. Yoksa falanca şefaat edecek, sen cennete gideceksin. Hiç kimseye böyle bir yetki Kur'an vermemiştir. Melekler dahil. Allah'ın izin verdiği şefaat eder. Kime izin vermiştir? O bildirilmemiş. Sen nasıl bildiriyorsun?
Sen nasıl bildiriyorsun? Bana geliyor bazı insanlar. Tabii son derece samimi, temiz insanlar. Ben onları seviyorum, sayıyorum. Aydınlatıyorum. Dua et de diyor bana. Pirdaşım, deden bana şefaat etsin. Sen rica et de dedem Şeyh Hasan dedem. Tabii şimdi gidip onun mezarının taşlarına oralarda yüz sürüp öpüyorlar, ediyorlar. Bilmiyorum. Onları da eleştirdim ben. Bazıları dedi ki dedesinin yolundan saptı. Evliyaullah'ı da kabul etmiyor filan. Lan sen dedemi bana sen mi öğreteceksin be? Ben o dedenin elinde yetişmiş, babanın elinde yetiştim. Benim babam en büyük hocam. O dedenin manevi uzantısı, onun elini almış insan. Şimdi ben, yani ben onlara mı hesap vereceğim, sana mı hesap vereceğim? Dua et de sen aracı ol, rica et de dedem hazretleri bize şefaat etsin. Oturup adama bir saat bunu anlatıyorum. Benim böyle bir yetkim yok. Böyle bir şeye ümit bağlama. Hazreti Peygamber dünyada en çok sevdiği insan olduğu ittifakla söylenen Hazreti Fatıma'yı, kızını, benden bir parçadır diye tarif etti. Hazreti Fatıma'yı bir gün yanına çağırıyor. Ölümüne yakın günlerde. Diyor ki kızım, yarın Allah'ın huzuruna gideceğiz. Ben de gideceğim. Benden sonra bana ilk beni takip edecek olan da sensin. Hazreti Peygamber'den 6 ay sonra da Hazreti Fatıma ölmüştür. Seni uyarıyorum diyor. Sakın babam peygamberdi diye güvenerek yan gelme. İşi gevşek tutma. Sonra kurtaramam seni. Böyle bir din, böyle bir peygamber, böyle bir miras, böyle bir idrak, böyle bir iman. Biz bunun çocuklarıyız. Ne oldu bu? Ne oldu bu? Şimdi adam oturuyor orada diyor ki sen git bizim şeye kaydol, efendinin elini öp, hele bir de ayağını öpersen, tabi bilmem neyini öptürenler de çıktı. Ekranlardan bu millet bunları biliyor. Muzcular bilmem neler falan, badeciler, Allah cezalarını versin bunlar. Şunlara bakar mısınız? Ahirette diyor gelecek, elini öpenleri tek tek diyor seçip alacak ve onun seçtikleri doğru cennete gidecek. Ya bu şirkin katmerlisidir. Peygamberin bile kullanamadığı yetkileri bu adamlar nasıl kullanıyor? Hangi hakla? Kim veriyor onlara bu yetkiyi? Ve bunu eleştirdim mi de bundan rahatsız oluyorlar, bundan güceniyorlar, bundan kızıyorlar ya düşman oluyorlar. Ya uyarıyoruz seni, gel bizim elimizi öp. Elimi öp ama ben sana ahirette elimi öptün diye. Ya elimi öpersin, bu ilme saygının bir ifadesi olur, o kadar. Hazreti Fatıma'ya kim diyor? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kızım, babam peygamberdir diye sakın işi gevşek tutma. Allah'a yemin ederim ki seni kurtaramam sonra. Lan titreyin, titreyin. Titreyin. Sizde zerre kadar iman varsa şunu görün de titreyin. Sünnet diyorsunuz. Hayasız, imansız adamlar. İşte sünnet bu. Yaptınız mı icabını? Kitapsız herifler. Oturmuş sabah tümerin akıbetini düşünüyorsun. İlkel mahluk seni. Bu ne olacak? Mütevatır, dibine kadar mütevatır sünnet işte. Bu fiili sünnet. Hazreti Fatıma'ya şey, emsali çok. Ama Hazreti Fatıma önemli olduğu için onu örnek veriyorum.
Babam peygamber diye sakın yan yatma diyor. İşi sıkı tut. Allah'a yemin ederim ki kurtaramam seni sonra. Ya bu sünnet nedir peki bu dilde? Nerede bunlar? Bunlar ne oldu? Bu Kur'an'ın tefsiri değil mi? Hazreti Peygamber bunu söylerken Kur'an'ı tefsir etmedi mi? Seni hayasız, utanmaz adam. Arap'ın fistanını millete kakalamak için onu din yapıyorsun. O orada, o sünnet oluyor orada. Peki bu ne olacak? Ben ahlaki kemalleri tamamlamak için gönderildim diyor. Kur'an da diyor ki sen büyük bir ahlak üzerindesin. Hazreti Peygamber'in en büyük alameti, en büyük şahsiyeti, niteliği ahlaki kemaldir. Lan sen dünyanın en yüz kızartıcı suçlarından yargının pençesindesin. Ahlaktan müflis hale gelmişsin. Bütün dünya bunu biliyor. Hala kalkıp onun bunun imanı hakkında hüküm veriyorsun. Yazıklar olsun. Ne diyeyim ben ya? Ne diyeyim başka? Yazıklar olsun kelimesi yeterse onu söyleyeyim. Bediüzzaman'ın muhteşem bir sözü var. Çok tekrar ederim ben bunu Said Nursi'nin. Cehennem lüzumsuz değil diyor. Müthiş. Şimdi ben bu hayasızları görünce ya cehennem de Allah'ın rahmetidir. Çünkü adaletini bu dünyada yerle bir etmiş olan mahlukatına orada cehennemle bunun hesabını sor. Cehennem lüzumsuz olur mu? O da Allah'ın rahmetinin bir uzantısıdır. Şimdi Bediüzzaman dedik, Said Nursi dedik. Bir sözü daha. Gene bizim şeye denk geliyor. Diyor ki, tabi diyor ki derken bu Ehl-i Sünnet inancının bir özetidir verdiği. Çevresindekilere bir nasihat gibi. Bir insanın 99 tane bozukluğu, bir tane iyiliği olsa, hele imanla mütedair meselelerde, o bir tane iyiliği esas alacaksınız hüküm verirken adam hakkında. Şimdi 99 tane iyiliği, bir tane hatası olan adamın o hatasını esas alıp, işte bu mahlukatın yaptığı gibi. Niye? Siyaseten hesaplarına uymuyor. Siz ne biçim adamsınız ya? Hakka saygın, hak Allah'ın ismi, sıfatı. Hazreti Muhammed'in alameti farikası ahlaki kemaldir. Kur'an da bunu natık, peygamber de bunu mübeyyindir. Tartışma yok. Peki. O ahlaki kemal açısından bakıldığı zaman sen bir ahlaki müptezelsin dünyanın bütün hukuki değerleriyle. Dünyanın önünde yargılanıyorsun buradan. İsnat edilen suçlar belli. Neyin sanığı olduğun belli. Peki sen Hazreti Muhammed'in dini adına onu bunu cehenneme, cennete sevkiyat yapma yetkisini bu halinle nasıl buluyorsun kendinde ya? Onu milletin vicdanına tevdi ederim. Bunca ilimden sonra diyor Yaşar Nuri, İmam-ı Azam için aynı şey. İmam-ı Azam'la benim kader birliğim. Çok enteresan bir şeydir. Birçok insan bunu söyledi. Ve ben bunu gördüm. Kelimesi kelimesine. İmam-ı Azam için. İmam-ı Azam İslam fıkhının kurucusu. İmam-ı Azam mezhepler fıkhının kurucusu. İmam-ı Azam fıkhın en büyük dahisi. Bunu söylediler. Peşinden de ya öldüğü gün bildiri yayınlıyor. Koca koca adamlar. Yani benim de isimlerine saygı duyduğum adamlar. İmam Ebu Hanife öldü diyorlar. Oh diyor, İslam kurtuldu. Ebu Hanife'nin
pis cesediyle toprağın karnını kirleten Allah'ı tesbih ederim diyor ya. Böyle beyanat veriyor. İslam'ın bütün damarlarını parça parça ediyordu diyor. İslam kurtuldu. Kim? Kim için diyor bunu? İmam-ı Azam için. İmam-ı Azam. Şimdi İmam-ı Azam. Elmalılı Hamdi Efendi, mekanı cennet olsun üstadımız, Büyük Millet Meclisi'nin talebini kabul ederek, bakın, Elmalılı Hamdi İstiklal Mahkemelerinde idamla yargılanmıştır. Yargılar, milli mücadeleyi verenlerin çektikleri kahır, vatana ihanetin böyle kokusunu duydukları adamın üstüne giderler. Elmalı'nın bile gitmişler. Ama çıkmış hadise ortaya, özür dilemişler, beraat etmiş, gitmiş. Bu titizliği göstermesin mi? Adam ateş çemberlerinin içinde yanmış, pişmiş. Fakat Elmalılı'daki büyük şahsiyete ve irfana bakın. Buna rağmen Büyük Millet Meclisi kendisinden Kur'an'ın tercüme ve tefsirini istediği zaman önce tercümeyi Akif'e verdiler. Akif kabul etti. Tefsiri de Elmalılı kabul etti. Kabul ediyor. Ne dediler bilir misiniz? Bugün Elmalılı'yı bizim karşımıza susturucu gibi çıkaranlar. Ah siz, siz tarih boyunca hep bu melunluğu yaptınız. Ne dediler Elmalılı için bilir misin? O nezih, o muhteşem alim için. Mustafa Kemal'in ajanı. Kabul etti ya. Kur'an'ın tefsiri tercümesi projesinin de öncüsü Mustafa Kemal, hatta finansmanını özel parasından çoğunu kendisi vermiş meclisinkine ilave etti. Bunlar unutuldu, bunlar telaffuz edilmiyor şimdi. Elmalılı bunu kabul etti, Mustafa Kemal'in ajanı. Şimdi Elmalılı oldu Cebrail. Yarın bizi de aynı yapacaklar. Başka birilerini tepelemek için bizi dokunulmaz ilan edecekler. Tarih böyle gelmiş, böyle gidiyor. Bunların vicdanının tarih tarafından tescil edilmiş yapısı da budur. Şimdi bunları söyledim mi diyor ki ya çok bindiriyorsun bilmem ne. Peki sen kendini benim yerime koy bakayım. Sen kendini İmam-ı Azam'ın yerine koy bakayım. Zulme karşı çıkmayalım mı? Yani pasif zalim mi olalım? Pasif zalimler aktif zalimlerden daha alçaktır. Çünkü aktif zalim zulmü yapar, halk görür. Ha bu zalim der, zulüm yapıyor. Ona sessiz sadasız destek verense zulmü meşrulaştırıcı bir rol üstlendiği için aktif zalimden daha şerirdir. Zulme rıza zulümdür, yetmez. Zulme rıza en büyük zulümdür. Ben zulme rıza mı göstereceğim? Hocam, bir programın daha sonuna geldik. Geldik. Haftaya, perşembe günü tekrar bir arada olacağız. Bizim bayramdan önce bir bayramdan önce haftaya, haftaya perşembe olacak işte. Bayramda da programımız bayramda olacak. Bayramda da programımız olacak. Haftaya perşembe şey yapacağız zaten. Kurban Bayramı ile ilgili de konuşuruz. İzleyicilerimize de zaten hani şimdi de söylüyoruz. Sonra duyururuz tamam. Sormak istedikleri şeyler var mı diye. Ama tamam. Hani bize bayramın birinci tamam. gününde sorularını tabii, yöneltebilecekler. Tabii. Bayram günü cicilerimizi giyip geliriz. Evet aynen. Her gün cicilerimizi giyiyoruz ama daha özel bir şeyler. Bayramda daha bayramda giyelim. Cici. O şekilde gelelim. Uzat tamam, ellerini hocam. Bayramlaşalım diyeceğiz. Tamam. Aynen öyle. Her şeye rağmen. Her şeye rağmen değil aynen. Mi? Çok teşekkür ederiz ben hocam. De. Bugün de geldiniz, bizi bilgilendirdiniz. Görüşmek üzere haftaya. Herkese teşekkür ediyoruz. Biz de herkese teşekkür ediyoruz. Yarın programımıza zaten tanıtımlarda da gördüğünüz Paris Hilton olacak. Herkes çok merak ediyor hocam o kadıncağızı, yani Paris Hilton'ı. Onun için de
Bakalım güzel güzel sohbet ettik, onu izleyecekler. Güzel kadın vallahi, ne yalan söyleyeyim. Hadi yarın görüşmek üzere.